Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugünkü konuklarım Pamukkale Koleksiyon Derneği'nden Sayın Mehmet Akif Yılmaz Türk ve Sultan Özdemir. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Mehmet Bey? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkürler. Sultancığım sen nasılsın? Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. İstersen Mehmet Bey sizden başlayalım. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben 1974 yılında bu kentte doğdum. Bu kentin çocuğuyum. Sadece 4 sene Ankara'da, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudum. Tekrar döndüm. Koleksiyona gönül verdik. Eskiye gönül verdik. Onlara dokunmayı seviyoruz. Böylece yaşamımıza devam ediyoruz Mehmet abi. Evliyim. Bir çocuğumuz var. Böyle. Bu kadar. Kendi hakkında söyleyeceğim. Allah bağışlasın. Sağ olun. Sultancığım seni tanıyabilir miyiz? Ben de Denizli doğumluyum. 1993 yılında doğdum. Öğrenciyim. İktisat öğrencisiyim. Pamukkale Üniversitesi'nde okuyorum. 3. sınıftayım şu an. Tarihe olan ilgim arttı. Bu yüzden bu derneğe üye oldum. Güzel. Okul nasıl gidiyor? İyi mi? Şu an çok iyi. Güzel. Pekala Mehmet'ciğim, Pamukkale Koleksiyon Derneği. Bahsedelim biraz ondan. Tabii ki. Tabii ki. Biz 2014 yılında 7 cengaver kurduk bu derneği. O günden bugüne de yaşatmaya çalışıyoruz ama kentimizde çok ilgi göremedik işin açığı. Ama yine de biz bu işi seviyoruz. Bununla uğraşmayı seviyoruz. İnşallah buradan küçük de olsa bir sesimizi duyuruz. Yeni dostlara, yeni arkadaşlara ulaşırız diye düşünüyorum. İnşallah. O konuda biz kanal olarak kendimize güveniyoruz. İnşallah. Aynı zamanda uydudan da yayın yaptığımız için izleyici kitlemiz bayağı oldukça fazla. Onun için izleyicilerimize tabii ki teşekkür ediyoruz. Pekala kuruluş amacı neydi bizim derneğimizin? Derneğimizin kuruluş amacı yani ulusal anlamda ve kentsel anlamda bu koleksiyon merakını tanıtabilmek, yayabilmek, yeni insanlara ulaşabilmek. Dolayısıyla da bu ulaştığımız insanların kültürlerini, bilgilerini arttırıp gereken yönde koleksiyon yapmalarını sağlayabilmek asli amacımız. Pekala bu koleksiyon yapana koleksiyoner deniyor, öyle deniyor herhalde. Koleksiyonlar kelime olarak açabilir miyiz? Koleksiyon ne demek yani? Koleksiyon ne demek? Bir şeye aslında en basit anlamıyla toplamak demek ama internete baktığınızda toplayıcılıkla koleksiyonerlik farklı şeyler. Toplayıcılık bunun hepsini bir kucakta tutabilmek. Bizler toplayıcıyız. Ama koleksiyonerlik belli bir tema hakkında, belli bir konu hakkında araştırma yaparak ona ilişkin işte ne bileyim efemera, değerli kağıt, kartpostal, fotoğraf, pul, para, ne bileyim işte müziğe merakınız var. Mesela burada bir müzik aletimiz var. Böyle şeyleri birleştirip o şekilde biriktirebilmek aslında. Pekala koleksiyon olması için eski veya yeni olması gibi öyle bir ön şart var mı? Yani işin aslı çok eski olmasından ziyade az bulunurluk önemli. Ve yeni yeni temalar üretiyor koleksiyoner dostlarımız. Atıyorum bundan 10 sene önce kolonyalı medil koleksiyonu diye bir şey yoktu ama şimdi var yani. Çoğaldıkça, genişledikçe yeni yeni temalar, yeni yeni ürünler koleksiyonun yaşamına giriyor. Pekala size tabii de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz da Sultan'la biraz sohbet edelim. Tabii bu derneğe gönüllüsün. Pekala tarihi olan merakın nereden geliyor Sultan'cığım? Benim aslında tarihi olan merakım çok önceden başladı. Çocukluğumda yaşlı teyzelerin, amcaların evlerine gittiğimde onların eşyalarını, o eşyalarla birlikte yaşanmışlıkları hep merak ederdim. Yaşım ilerledikçe merakım daha da arttı. Bu eski Türk filmleri olsun, ondan sonra eşyalar olsun, her şeyle ilgilenmeye başladım. O şekilde başladı.